Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kutu açılışıyla karşınızdayım. Bu ürün MediaMarkt'tan alınan bir üründür. Ve işte kutu açılışımızın konusu da PlayStation Pro. Şimdi ilk çıktığında 2 milyara ya 1.800'e alabileceğiniz PlayStation Pro dolar fiyatlarının ülkemizdeki dolar fiyatlarının fırlaması ile birlikte PlayStation 4 Pro fiyatları da 3.700'e fırlamış bulunmakta. Ama MediaMarkt'a bir uğrayayım dedim, bir bakayım dedim ve fiyatının göründüğü üzere 2.799 olduğunu gördüm ve hiç kaçırmadan alayım dedim. İnternetten aldığınızda bu fiyatı sıfırını bulursunuz. Ancak taksit imkanından yararlanmak istiyorsanız eğer faiz vermeniz gerekiyor. Yani 3 milyarı buluyordu yine. Ama MediaMarkt'a gittiğimde direkt 2.799'u benim kredi kartımın özelliği birlikte 4'e böldü ve hiçbir vade farkı da almadı. Şimdi PlayStation Pro alırken nelere dikkat edeceksiniz? Önce onlardan bahsedeyim size. Öncelikle Türkiye işletim sistemini olması gerekiyor. Ve en önemlisi olmazsa olmaz Sony Erizyon garantisinin kesinlikle ve kesinlikle olmasına dikkat edin. Bu kutumuzdaki PlayStation 1 TB hafızası var. Bu ileride göreceksiniz, anlatırım belki. Bu videoyu beğenirseniz eğer. Yeni hard disklerle hafızasını arttırabilirsiniz. 2 TB'lık, 4 TB'lık hard disk alarak internetten kurulumunu yaparak onu 1 TB'den 4 TB'a çıkartabilirsiniz. Kutumuz bu şekilde bir kutu. Bir tane joystick vermesi lazım. PlayStation bu özelliğinden nefret ediyorum. Çünkü PlayStation tek kişilik bir oyun konsolu değildir. En az 2 kişiyle oynanması gereken bir oyun konsoludur. 2 tane joystick onun bence olması şart yani. Bir de PlayStation'ımız bu. Arkasına baktığımızda şunu da bahsedeyim. En önemli özelliği 4K HDR destekliyor. Yani 4K videoları HD'den daha kaliteli videoları HDR kalitesiyle 4K kalitesiyle yayınlayabiliyor. Oyunlar daha canlı, daha aktif, daha renkli oluyor. Ama bunu destekleyen de bir televizyonunuz olması gerekiyor. Bizim böyle bir televizyonumuz var. Bu yüzden şanslıyız. Kutusunun arkasında FIFA 19'un bir şeysi var. Cristiano Ronaldo başlıklı bir gösterisi var. Bu oyun PlayStation Pro'nun içinde var mı yok mu bilmiyorum ama muhtemelen yoktur. Çünkü artık çok pahalı. Bayağı bir artması gerekiyor. 2.800'e vermezlerdi o yüzden. Ama içlerinde Battlefront, Star Wars Battlefront 2, Battlefront 2, GeForce Sport, bir de Call of Duty WW2 WW2 oyunu olduğuna bilgisini aldım. İçeride bu 3 oyun var. Şimdi isterseniz içindeki kutuya bakalım. İçinden böyle bir kutu çıktı. Türkçe işletim sistemi olmasına rağmen görüyorsunuz ki açıklamaları yine ve yine İngilizce. Şimdi sizleri yeterince daha fazla heyecanlandırmadan, bu da garanti belgesi muhtemelen, heyecanlandırmadan ki zaten ben yeterince heyecanlıyım. Bir kutumuzu açalım isterseniz. Tek başımayım o yüzden biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle bir açtık.
Yanlardan açılıyor. Yanlardan şu şekilde açılıyor. Ve içinde PlayStation 4 Pro'nun kullanım kılavuzu olması lazım. Bu herhalde, bir bakıyoruz. Güvenliği, özelliklerinden falan bahsediliyor ve kitapçık tamamıyla, tamamıyla değil de, yani kitapçık Türkçe, çeşitli dillerde. PlayStation 4'ün kullanım hakkında bilgiler veriyor. Türkiye'nin açıklamasının olması da inanın daha güzel. Kitapçıkta da Türkiye destek var. Nasıl bir bağlantıları kuracağınızı ben gösteriyor. Buradan hiç bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yani ilk kez PlayStation Pro ile tanıştığına inanmıyorum. O yüzden kurumunda bahsetmeyeceğim. Herkes izleyip bir şey biliyordur. Böyle bir kitapçıklar var. Neyse. Şimdi gel gelelim. Kutunun içinde neler var? Her sırada önemli olan bu. İşte şu şekildeydi. Şöyle göstereyim. Biz bunu buradan çıkardık. Ve bunun içinde neler var? Bir bakalım. Bir normal telefonlarda taktığımız USB'mizin, ki Türkçesini Cem Yılmaz'dan öğrendim ve çok güldüm. Joystick zevk çubuğuymuş. Cem Yılmaz'ın dediği gibi Türkiye ismiyle isterseniz bir mağazaya gidip de inanın sizinle dalga geçerler ve sizin hakkınızda kötü düşünürler. Ucu şöyle. Akıllı telefonunuzun Sony marka akıllı telefonunuzun girişleri de aynı. Kablo biraz uzun gibi. Güzel. Bir adet güç kablosu. Enerjiyi sağlıyor. Sala titreç. Ve içindekiler çıksın. Ve içindekiler de çıktı. Bir televizyonunuzun bağlantısı için HDMI kablo. Bir de dandik bir Sony markasının yakışmayan bir kulaklık. Oyuncu kulaklığı. Mikrofon da var muhtemelen. Bir de tabii ki joystick'imiz var. Joystick'imiz şu şekilde. Gayet hassas. Güzel yapmışlar. Biraz ağır gibi duruyor. Oynadıkça özelliklerini daha iyi kavrayabileceğiz. Şu anda hiç kullanmadım. Daha yeni açıyorum. Sizinle birlikte. Bismillah diyerek. Ve. İçinden tabii ki PlayStation'ımız da kendini gösteriyor. Bismillah diyerek yine de bir geçiyoruz. Burası arkası muhtemelen, burası da öyle. Dikkat edeceksiniz, ettiğinize göre PlayStation'ın üstündeki şu mat görüntü tamamıyla kapamış. Aydınlık kısım yok. Aydınlık kısmının önceki versiyonunda, önceki kısmını, şu kısmını çıkardığında hard disk buradaydı. Ve o hard disk'i kolaylıkla çıkartabiliyorduk. Bunun ben diğer videolarda burada olduğunu gördüm. Şunu çıkaracaksınız.
Ve hard disk oradan çıkacak. Şu an hiç dokunmak istemiyorum. Girişler. Güç kablosunun girişi, HDMI girişi, internet girişi, bir de USB girişi şu an var burada. Derece bağlantısını buradan sağlıyorsunuz. Gördüğünüz üzere 3 katlı PlayStation'ımız bizim normalde 2 katlıydı. Şu kısmında sadece buna bir kısım daha eklenmiş. Motor HDMI karesinde yayın yapabilmek için biraz daha geliştirmişler. PlayStation'ımıza bu şekilde. İçinde bir joystick'imiz, zevk çubuğumuz, bir adet güç kablomuz, bir adet joystick'imizin PlayStation'ımıza bağlantı kablosu, bir adet PlayStation'ımızın 4K televizyonumuza bağlantı kablosu ve ya hiç göstermek istemiyorum ama şu şu da PlayStation'ımızın oyunun sesini kulağımıza ileten kulaklık ve sesimizin video çektiğimizdeki sesimizin videolarda duyulmasını sağlayan mikrofonla bulunuyor. Çok dandik. Bende şey var. PlayStation'ın 7.1 kulaklığı var. Onu kullanıyorum ve çok çok mutluyum. Yani ses kasabiliyorum, her şey yapabiliyorum. Bununla birlikte artık oyunlar daha kaliteli ve daha iyi olacağına göre en iyi zevki en iyi şekli alacaktır bende. Oyunu daha şevkle oynayacağım. Kurulumunu incelemesini diğer videoda yaparız. Bu videoluk bu kadar. Beğendiyseniz nacizane beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize bakın. Kanalımdaki videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi oyunlar.